Ve veda zamanı. Bugün 23 Mayıs benim doğum günüm. Bir sene daha geçti. Hani böyle herkes kendi hayatıyla ilgili böyle bir şeyler söyler ya. Bu enteresan bir hayat yaşadığımı söyleyebilirim. Enteresan, yani dolu bir hayat. O şarkıdaki gibi her ana yoldan geçtim ve bunu kendim yaptım. Kimse yardım vardı tabii, etrafımda bir yeni insan vardı ama böyle arkadan çok itekleyen kimse olmadı. Tırnaklarla kazıyarak. Pişmanlıklarım mı? Tabii ki oldu. Ama çok da böyle önemsenecek kadar değil. Birkaç tane belki. Hani söz vardır ya, yapmam gerekeni yaptım. Yapmam gerekeni yaptım. Ve istisnası sonuna kadar da götürdüm. Hepsinden önemlisi, bazen şüphe ettim. Acaba dedim, yapabilir miyim, ben becerebilir miyim diye. Sonra hepsiyle yüzleştim. Şüphe ettiğim her şeyle ve herkesle yüzleştim. Ve dik durmaya çalıştım. En azından elimden geldiğince. Ve kimse bunun için de ittirmedi. Çok yetenekli biri değildim. Hala çok yetenekli biri değilim. Çok parlak biri değilim. Bazı şeyleri kalpten yapmayı seviyorum. Ya daha doğrusu yaptığım şeyleri çoğunlukla kalpten yapıyorum. Öyle öbür türlüsü zaten elimden gelmiyor. Çok zeki biri de değilim. Hani bilirsiniz o sözü. Bir jilet çok keskindir ama bir ağacı kesemez. Bir balta çok güçlüdür ama bir saçı kesemez. Herkesin kendine göre bir yeteneği vardır. Herkesin kendine göre bir becerisi vardır. Benim becerim de bunu yapmak, burada olmak. Bana benim becerimi yapmama izin verdiğiniz için, beni desteklediğiniz için teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız, gerçekten iyi ki varsınız. İyi ki bu işi yapıyorum, iyi ki bu radyoda bu işi yapıyorum. İyi ki bu patronla çalışıyorum. Ve iyi ki bir yaş daha yaşlandım. Hani derler ya, kaç yaşında olmak isterdin diye. Gençliğe dönmek ister miydin diye. Bu çok saçma gelir. Yarışın 3. turundaki bir atlete başlangıç noktasına git der misiniz? Dağıtacağım birkaç tur var. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın.